Arkadaşlarım merhaba. Resimde görmüş olduğunuz amortisör kolunu çizeceğiz. Hep beraber başlayalım. Sağ düzlemden başlayacağım. Önce şu iki dıştaki bu parçaları çizeceğiz. Hep beraber başlayalım. Yeni diyorum. Sağ düzlemden çizim açıyorum. Önce dairemizi çiziyoruz. Çap kaçmış. 12'miş yani 24. Şimdi şurayı oluşturacağız. Şu kısmı oluşturacağız. Şu dairenin genişliği 20'ymiş. Şurasının boyu 20 olacak. Şuradan bu şekilde çekiyoruz. 3 nokta ile teğet komutunu alıyoruz. Şöyle. Teğet oluşturuyoruz. Daha sonra bunun yarıçapı 18'di. Ya da pardon. Ölçü vermeden önce. Teğetlik vermiş. Çap. Şurası 25. Pardon. Şurası 25. Şurası 20 demiştik. Şunu şöyle çekiyoruz. Şöyle bir teğetlik veriyorum. Tam tanımlanması için de şuradan tutup bu şekilde getiriyoruz. Şu da 18 ve tam tanımlı hale geldi. Buraları bu diyoruz. Burayı budadıktan sonra kalınlığımıza bakıyoruz. 36. Şu içini boşaltacağız. 20 genişlik. Şu kenardan şuraya da 10'muş. Ekstrüzyon kapı oluşturma, orta düzlem 36 diyoruz. Daha sonra şuradan bir çizim diyorum tekrar. Daire komutu, dikdörtgen komutunu aldım. Şurayla şuranın arası 10 olacak. Burası da 20. Ekstrüzyonda kes diyorum. Tümünden diyerek burayı kesiyoruz. Ve şuradan bir çizim açıyoruz. Açmış oradaki dairemiz. 12'ymiş. Ekstrüzyonla tekrar kes diyoruz. Tümünden kestik. Daha sonra karşılığını yapacağız arkadaşlar. Bu karşılığı da yine sağ düzlemden çizim açıyorum. Şurası 25'miş. Şu yarıçap 10'muş. Burayı oluşturacağız. Sonra buna da 36 vereceğiz. 20 ve kenardan merkezden 15'miş. Bunu da aynı boşaltacağız. Şöyle bir dikdörtgen oluşturmaya alıyoruz. Şurası 20. Şurası 25. Dairemizi yapıyoruz. Doğru mu bakalım. Evet. Ekstrüzyonu bu da diyoruz. Şimdi bunların arasındaki ölçüye bakacağız. Şu kenardan 35, 70. Şu dairenin tam merkezine kadar bu dairemiz teğet göründüğü gibi. O da 7.
70, 35 artı 7. Buradan tekrar bakıyorum. Buradan 112 olacak. Buradan buranın ölçüsü normal. Şurası. Yok, pardon, pardon. Burasını yanlış verdik. Buranın ölçüsüne bakalım. Kaçmış? 30 buradan vermiş. Yarıçapta 26 buradan. 56 burası. Buradan da buranın uzaklığı 112 toplamı. 70, 35 artı 7, 112 arkadaşlar. Burası da 30 yüksekliğine girdik. 30 buradan. Yarıçap şuradan geliyor. 26 da oradan geliyor. Burası da 56. Şimdi bunun ortasındaki daireyi de yapalım. O kaçmış? 10. Ve şimdi ekstrüzyonla katılama diyoruz. Tekrar orta düzlem. 36 zaten onaylı. Tekrar bunun içine boşaltacağız. Merkezden 15'miş. Genişlik 20'ymiş. Şuradan bir çizim aç diyoruz. Merkez nokta dörtgeni seçiyoruz. Şurası 10. Bunun da genişlik 20 idi gene. Ekstrüzyonu kes diyoruz. Burayı da boşalttık. Şimdi sağ düzlemden şu orta düzlemi yapacağız. Tekrar. Şuradan 6 demiş. Şöyle bir çizelim. Şöyle, pardon. Yatayla ilişkisi görelim. Bu şekilde çizdik. Yarıçap 7 dediği için şuranın ölçüsü 7. Şu iki ölçünün arası 70. Radyusları burası 26, burası 6. Önce 26'yı yapalım. Sonra 6'yı yapalım. Evet. Şimdi bir yardımcı çizgi olarak şunun zincir seç diyoruz. Offset diyoruz. 27, 10 diyoruz. Bunu tekrar tümünü zincir seç diyerek yardımcı çizgi yapıyoruz. Ve bunu kapatıyoruz. Tekrar sağ düzlemden
Çizimi açıyoruz. Şurayı öteleme objeleri öteleme komutuna girdik. 20 yapıyoruz. Tekrar. Şu şekilde. Burayı da oluşturduk. Daha sonra şuradan şuraya bir eksen atayacağız. Loft komutunu oluşturabilmek için loft'ta katlama yapacağız burada. Düzlem ataması yapacağız. Ve bu değeri 35 giriyoruz. Ve onaylıyoruz. Daha sonra buraya geliyoruz. Parçamızın genişliği 14'tü. Burası 14. Burası 14. Yükseklik şu 20 zaten. Şuradan bir eksen atıyoruz. Orta eksenden çakışıp şekilde bırakıyoruz. 14 yapıyoruz ve komuttan çıkıyoruz. Daha sonra buradaki düzleme geliyoruz. Aynı işlemi. Buradaki düzlem de yapıyoruz. Buradan da çıkıyoruz ve şuraya da aynısını yapacağız. Loft ile katlama yapabilmek için bunları yapıyoruz. Buraya da bir eksen atayarak aynı işlemi burada yapıyoruz. Bu da 14. Ve çıkıyoruz. Düzlemi kapatıyoruz. Daha sonra loft komutunuza giriyoruz. Önce dairelerimizi şuradan hata olmaması için seçiyoruz. Ve sonra kılavuz eğrilerini seçiyoruz. Ve onaylıyoruz. Evet, burada bir hata olmuştu. Yeniden silelim. Yeniden seçelim. Kılavuz evrenine. Üst. Tekrar bir hata olmuştu. Evet arkadaşlar. Şu çizgiyi ölçülendirmeye atmışız. 35 mm. Şimdi yeniden düzlemimizi attık. Şuraya çizim diyoruz. Loft oluşturacağımız için. Buraya dikdörtgenlerimizi tekrar çiziyoruz. 14 buraya çizdik, kapattık. Sonra bu düzlemden çizim diyoruz. Buna da bakıyoruz yine de. Evet, 14 olmuş. Bunu da kapatıyoruz. Ve şuraya bir çizim. Dikdörtgen yapacağız. Önce düzlem atayalım. Sonra on dört diyoruz. Ve bunu da kapatıyoruz. Loft komutuna tekrar geliyoruz. Seçili olanları silelim. Dairemizin uç kenarından hepsini 3 tane 3 kareyi
Seçiyoruz. Daha sonra da kılavuz eğrisi. Burayı oluşturduk ve kapatıyoruz. Düzlemi de gizleyelim. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Daha sonra şuradaki dairemizi yapalım. Bu dairenin merkezinden bu daireye 50'ymiş. Şuraya bir çizim diyoruz. Pardon. Orta düzlemden tekrar. Şu şekilde. Şurası 50. Orta noktayı seç diyelim. Ve yataylı ilişkisi verelim. Bunun çapı da 20 zaten. Ekstrüzyonla katı oluşturma. Kör diyoruz. Ters diyoruz. Bu tarafa hemen bakıyoruz. 8 demiş. Bunun burası 14. 14. 7 de buradan gelir. Arkadaşlar. 15 bu tarafa, toplam 20'ymiş. 10 da bu tarafa vereceğiz. 15 bu tarafa. İkinci yöne de 10 vereceğiz. Ve onaylıyoruz. Oluşturduk. Buradaki dairemizi de çizelim. Çapı 10'muş. Şu şekilde. Bunu da ekstrüzyonla kesiyoruz. Tümünden onaylıyoruz. Ve tamamlıyoruz. Daha sonra şu içerideki kısmı yapacağız şimdi. Şuraya bir çizim diyoruz. Bir tane eksen çizelim yardımcı olması için. Yatay ilişkisi. Buraya bir daire çiziyoruz. Çapı 7 idi yarı çapı. Çapımız 14. Ve bununla burayı teğet yapıyoruz. Daha sonra şuradan şu dairemiz lazım olacak. Bunu da dönüştür diyoruz. Şimdi buradan genişlik 20 idi. 14. 20'den 14 çıkarıyoruz. 20'den şurası 20 olduğu için 20'den 14'ü çıkarıyoruz. Çap 14 olduğu için şuradaki dairemizin 6 kalıyor arkadaşlar. Şu kenarlardan aşağı yukarı 3 3, onu da aynalama yapacağız veya offsetleme yapacağız. Pardon. Önce objeleri dönüştür diyeceğiz. Şu köşeleri dönüştürüyoruz. Daha sonra 3 yazıyoruz. Ve bu şekilde dönüştürüyoruz. Onayladık. Şimdi fazlalıkları keseceğiz. Şurayla şuraya teğetlik veriyoruz. Fazlalıkları buradan, pardon. Şuraya bir teğetlik vermemişiz. Vermişiz, pardon. Düz bakmadığımız için içeride gibi gördük.
Buraya bir tehdit veriyoruz. Daireyi kesmek için. Aşırı tanımlı oldu galiba. Bunu kestiğimiz zaman, pardon, olmadı. Tekrar deneyelim. Şimdi deneyelim. Gene olmadı. Burayı baştan yapıyoruz arkadaşlar. Aynalama, öteleme diyoruz. 3 milim tersine buraya yaptık. Tekrar 3 milim tersine burayı da yaptık. Daha sonra objeleri dönüştürüyoruz. Ve buraları verdik. Buraları keseceğiz zaten. Şimdi deniyoruz. Pardon. Bu tarafın nedense tutmadı. Evet arkadaşlar. Buradaki dairemizi yaptık. Şurayı. Şunu sildik ve aşırı tanımlı olmaktan çıktı. Şimdi içeriye doğru kaçmış derinliğimiz. Hemen bakıyoruz. Burası 14. 14 eksi 8 arkadaşlar 6. Yani 3. 3 milim içeriye doğru vereceğiz. Ama önce şurayı direkt radyüs yapsak 7 diye hata alır biz onu bakalım. Pardon, olmamış. Deneyelim bak. Ekstür üzerine kesiyoruz. 3 kör. Şimdi deneyelim. 7 diyoruz. İkisini aynı anda seçince hata yapıyor. Tekrar burayı seçiyoruz ve bu sefer yaptık. Bunu karşıya sağ düzlemi seçip aynalama diyoruz. Şuraları seçiyoruz. Ve onaylıyoruz. Bu şekilde aynaladık. Köşe kavisleri 2 demiş. Ölçüsü verilmeyen kavisler 2 demiş. Onu da ben 1,5 ve 1 yapacağım. 1 yapalım. Hatta şuraları. Buraları. Buraları. Burası. Alt taraf.
Pardon. Şu yüzü sileceğim. Şuradan. Devam. Diğer tarafta. Şurası. Burayı bir onaylayalım. Daha sonra tekrar radyüsteyim. Burayı. Burayı. Burayı seçelim. Burası. Burası. Burayı da. Şu şekilde bakıyoruz. Evet, eksik radyusumuz da kalmadı galiba. Buna bir malzeme ataması yapalım. Çelik 1020 atayalım. Veya öyle de olabilir. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz karışık da olsa çizmeye çalıştık. Başka bir çizimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.